Çok Yaşa tüm hızıyla başladı. İlk konuğumuz istenmeyen tüylerden nasıl kurtuluruzun son teknolojisini anlatacak olan dermatoloji uzmanı Doktor Dilek Peker bizlerle birlikte. Bizi kırmadı, Konya'dan kalktı geldi. Siz de uzmanımıza sorularınızı 0212 442 8080'den iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun sizlerle. İpek epilasyon konuşuluyor son dönemde günümüzde. Artık en son teknoloji herhalde değil mi? Lazer epilasyon da bu. Nedir, neden ipek epilasyon deniliyor? Güzel bir ismi var. Evet. Biraz siz bize anlatır mısınız? Aslında daha önce kullandığımız cihazların artık son teknoloji olarak üretilmiş bir cihazı ipek epilasyon. Bu cihazlarla elde ettiğimiz bir sonuç aslında. Geliştirilmesiyle elde ettiğimiz sonuçlar neler? Çok daha hızlı, çok daha ağrısız, acısız. Zaten kendine ait patentli bir soğutma sistemi vardı. Bu biraz daha geliştirildi ve çok daha hızlı, çok daha etkili sonuçlar elde etmeye başladık. Epilasyon sonrası elde ettiğimiz o ipeksi görünümden dolayı da ipek epilasyon ismini alıyor. Ve kliniğimizde de yıllardır severek kullandığımız cihazlarımız ipek Hangi epilasyon. Hangi dalga boyundan bahsediyoruz? Genelde epilasyon denince akla gelen ve sık kullanılan kliniklerde bir iki dalga boyu var isimlendirerek ben konuşursak. Ben de kendim aslında tek dalga boyuyla çalışmıyorum. İki dalga boyuyla çalışıyorum. Hem Endiak hem Alexandrite lazer sistemlerini kullanıyorum. İpek epilasyonda kullandığımız lazer sistemi Alexandrite lazer sistemi. 755 nanometre çapında derinin altına bir ışık demeti yolluyorsunuz aslında lazerle. Bazen hastalarımız işte lazer ışınından çok korkuyorlar. İç organların etkileneceklerini zannediyorlar. Bu tabii imkansız bir şey. Çünkü belli bir dalga boyunda biz derinin altına ışık demeti yollamış oluyoruz. Bu sayede nasıl işe yarıyor? Aslında biraz ondan bahsedeyim. Aynen, mekanizmadan bahsedelim. Evet. Şimdi lazer normalde koyuyu görür, koyu rengi görür. Neyi görür? Deriye ve kıla renk veren melanin pigmentini hedefler aslında. Bizim o gönderdiğimiz ışık demeti derinin altında deriye herhangi bir zarar vermeden bu soğutma sistemiyle derinin altında yer alan kılın melanin pigmentini hedef alıyor ve orada bir ısı oluşturuyor. Bu ısıyla birlikte de kıl kökü kalıcı olarak yok edilmiş oluyor. Bu sayede de hastalarımızdan etkili sonuç elde etmiş oluyoruz. Kıl kökünü yok ettiğimiz için. Lazer epilasyonun kalıcı olma sebebi bu zaten. Yoksa diğer yöntemlerle de kıllar yolunduğu an kökünden çıkmış oluyor. Ama kıl kökü yanmadığı için etkili sonuç elde edilmiyor. Lazerin avantajı bu tabii bizim burada için. Burada cildin yüzeyine bir hasar vermeden ve kıl kökünün harabiyeti söz konusu değil mi? Sonuçta aslında derimizde de melanin pigmenti var. O yüzden tabii esmer hastalarda biraz işimiz zorlaşabiliyor. Ama onun için de uygun dalga boyları ve uygun ışıklarda yine herhangi bir yan etki olmadan güzel sonuçlar alabiliyoruz. O kısmı önemli değil mi? Çünkü ben de güneşlenmeyi seviyorum yazın. Evet. Koyu tenli bir kişiyim. Acaba ben de bu epilasyondan yararlanabilir miyim? Sırf sen değilsin bu arada. Türk kadınların hepsi. Kendimde soruyorum. Solaryum ve güneş altında yanma konusunda merak Akdeniz ırkıyız. Biraz daha esmer tenli zaten Türk kadını olarak da. Yanmayı da seviyoruz aslında çok yanlış. Bronz teni biz sağlıklı bir ten olarak size değil bunu diyoruz. Söylememek gerekiyor tabii. Aynen. Biz bronz teni önermiyoruz aslında, hep güneşten korunmayı öneriyoruz. Bronzken aslında yapmamak lazım. Yani hasta bronz tenli olarak geldiyse biraz beklemek lazım. En azından 15-20 gün beklemek lazım. Ona rağmen esmer bir insana ne yapabiliriz? Bu sefer daha yüksek dalga boylu lazerlerle, endiak lazerleri tercih etmemiz lazım. Endiak lazerde de kıl kökü direkt etkilenmiyor aslında. Kılı besleyen damarlar etkilenerek kalıcı olarak yine kılları yok etmiş oluyoruz. Bu arada ben sana hep bahsetmiştim, böyle kötü bir deneyim geçirmiştim. Bir soğutma sisteminden bahsediyorsunuz. Evet, o yüzden evet. Ağrı, sızı, hani bu çok işin... Çok az, aslında lastik çarpması gibi bir ağrı. Aynen, ondan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Ne Şimdi normalde hasta? Aslında hastanın hissettiği şey bir paket lastiği çarpması şeklinde, çok hafif bir acı. Ama biraz tabii ağrı işi de kişiye göre değişen bir şey. Hani bir hasta çok az hissederken diğer bir hasta daha yoğun hissedebiliyor. O tür durumlarda lokal anestezik kremler uygulayarak ya da öncesinde biraz buz uygulayıp sonrasında yine buz tutarak bu ağrı olayını çözmüş oluyoruz çoğu kez. Soğutma sistemi de ağrıyı azaltmaya yönelik. Kesinlikle öyle. Yani evet. O ekstradan katılmış teknoloji hastanın konforunu sağlamaya yönelik. Aynen. Hastayı daha konforlu bir şekilde lazer epilasyonu alabilmemiz için. Artık epilasyon sadece kadınların değil erkeklerin de severek uyguladığı bir yöntem çünkü. Tabii Ercan hocamın da işte o anlamda deneyimi var ama kadınlar ağrı konusunda biraz daha dayanıklı. Erkeklerin canı galiba daha kıymetli. Evet. Kesinlikle daha tatlı. Oryantal kıvamında yürüyeyim masada öyle söyleyeyim. Ben onu eşimden de biliyorum. Genelde eşim lazere geldiğinde hastalar hep kapıyı açıp bir olay mı var burada, bir şey mi oluyor diye girerler. Evet, o çığlıklara. Yani erkekler biraz abartıyor gibi geliyor bana. Çok dayanamayacak bir acısı yok. Bu sistemi, acıyı azaltma sistemi aynen. Bence herkes için kesinlikle, çok önemli. Çok kesinlikle, güzel. Çok etkili. Seanstan biraz bilgi alalım. Seans süreleri ne kadar, aralığı ne kadar olması
yapmanız gerekiyor? Çünkü normalde, ne kadar zamanda tamamen kurtulunabiliyor? Evet. Şimdi normalde bir seansta neden bitmiyor lazer? Kılların belli büyüme evreleri var. İşte anagen, katagen, telogen dediğimiz, yani kılların etkileneceği dönem ise bu büyüme evresindeki olduğu dönem. Ama bir yüzeydeki kılların hepsi aynı dönemde olmuyor. Hı hı. Büyüme evresinde, dökülme evresinde olan kıllar aynı anda bulunabiliyor. Lazer atışı sırasında biz o büyüme evresindeki kılları etkilemiş oluyoruz. Hı hı. Ve diğer seansa kadar, bu sefer diğer kıllar o seviyeye geldiğinde diğer seansa da diğer uygulama yapıyoruz. Hı hı. Bu tabii yüz ve vücut bölgesinde süreler biraz daha farklı. Yüzde genelde 1-1,5 ay içerisinde hastalarımızı çağırıyoruz ama vücutta 2-2,5 ayı bulabiliyor bu süre. Çok sık yapmanın mantığı da yok aslında. Hı hı. Genellikle güzellik salonları hastayı çok sık çağırarak lazer epilasyon uygulaması yapıyorlar. Hı. Çok anlamlı değil. Yani boşu boşuna hastaya fazla lazer ışığı vermiş oluyorsunuz. Çok önemli anlamlı bir bilgi değil. Aldık. Çok sık yapılmasına gerek yok. Hiç gerek yok. Ne kadar aralıklarla yapılması yeterli? Yüz bölgesi için 1-1,5 ay, vücut için ise 2-2,5 ay yeterli kesinlikle. Bunu da altını çizmiş olduk. Peki seans sayısı açısından bunu tamamen hastanın ihtiyacına göre ve kontrollerde geldiğindeki durumuna göre mi karar veriyorsunuz? Biraz da bölgeye ve kişinin kendi kıl rengi, ten rengine göre de ayarlıyoruz bunu. Mesela beyaz tenli bir kişi siyah kıllara sahipse çok çabuk lazer epilasyondan sonuç alır. Ama esmer tenlilerde bu seans sayılar ister istemez uzar. Bir de belli vücut bölgelerine daha hızlı sonuç alıyoruz. Hı-hı. Mesela koltuk altı, bikini bölgesi ve alt bacak bölgesi çok çabuk cevap verir. Hı-hı. Ama yüz bölgesi en zor cevap veren bölge ve seans sayılar ister istemez uzar bu bölgelerde. Hassas da bölgeler, titiz çalışma gerektiriyor. Aynen, aynen. Her lazer uygulanamaz yüz bölgesine. Şimdi onun seçimi çok önemli. Lazer epilasyon yaptırmaya karar verdi. Bugün sizi izleyicilerimiz izlediler, karar verdiler. Bunun için bir ön hazırlık var mı? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi hastamız öncelikle bir cilt hastalığı olup olmadığının değerlendirilmesi hastamızın çok önemli. Bir dermatolog eşliğinde bir cilt muayenesinin yapılması çok önemli. Ki vitiligo hastaları, bu ALA diye bilinen psoriyaz sedef hastalarına, vitiligo hastalarına, sedef hastalarına asla epilasyon önermiyoruz. Hmm. Çünkü o bölgede lezyon varsa atış yaptığımızda artışa sebep oluyor. Hmm. Yine liken dediğimiz bir kaşıntılı cilt hastalığımız var, ondan da önermiyoruz. Aktif uçuğu varsa asla yapmıyoruz ama uçuk hikayesi varsa bir uçuk ilacı alarak yine yapılabiliyor. Hı hı. Tabii hormonal bir bozukluğu varsa, özellikle yumurtalıklarına kistlerle giden polikistik over hastalığı varsa mutlaka öncelikle bir onun tedavisinde olması lazım. Hormon dengesinin düzene girmesi lazım ki lazer epilasyondan cevap alabilelim. Bunlar tamamen halledildiyse, hasta her şey dört dörtlük uygunsa, bizim onlardan istediğimiz, hani bronzlaşmamayı biraz önce söyledik ama onun haricinde ağdacığımız ya da bu kökten koparıcı işlemlerin yapılmaması lazım ki lazer ışını kökünü görebilsin. Hmm, onun yani haricinde, bir hafta önce öyle bir işlem yaptırdı, hemen akabinde seansı olmaz. Almıyoruz. Evet, almıyoruz. Yani bir, en azından 2-3 hafta beklemek lazım köklerin çıkması için. Hı-hı. Geldiği gün öyle aşırı fondötenli makyaj malzemeleri, işte yağlı kremler sürmemesi lazım. Hı-hı. Biz işlem sonrası zaten hastalarımıza genelde nemlendirici uyguluyoruz. Güneş kremi mutlaka uyguluyoruz. Ve bazen bazı hastalar çok hassas oluyor. Bazılarına hiç kızarıklık olmazken bazılarına birazcık kızarıklık, kabarmalar olabiliyor. Onlar normal bulgular zaten. Hı-hı. Genelde biraz buz tutturarak o tutturduğumuzda düzeliyor bunlar. Hı-hı. Bazen de 1-2 gün hafif bir nemlendiriciyle idare edilebiliyor. Yani çok bir herhangi bir yan etkisi olmuyor. Peki. Ya hepimizin temposu belli, ciddi bir yoğunluğumuz var gün içerisinde. Ben İşte 8-10 sene önce çalıştığım klinikte hatırlıyorum, çok uzun sürelerde bitiyordu. Seans çok, dediğimiz evet. Şey saatler sürüyordu. Hastanın gelip gitmesi, totalde uyuşması tabii. Ve düzgün bir şekilde giyinip çıkması 4-5 saati buluyordu. Şimdi ipek epilasyonda bu ilerleyen teknolojiyle beraber bu anlamda bir fayda sağlandı çok, mı? Çok, evet, çok keyifli artık lazer epilasyon yaptırmak, hem hasta açısından hem bizler açısından. Bıyık bölgesinde dakikalar içerisinde sonuç alırken bir bacak bölgesi 15-20 dakikada bile gerçekten bitebiliyor. Mi? Tüm vücut bir saatte biten hastamız oluyor en uzun yapsak bence. Bile. Hı-hı. Eskiden hani bir bacağı 3 saat çalıştığımızı bilirim ben kendim yaparken de. Şu an için her şey çok daha konforlu ve rahat ipek epilasyon sayesinde. Ay, çok güzel. Süremiz de kısaldı. Sizden gerçekten. Seans sonrasında dikkat edilmesi gerekenler var mı? Anladığım kadarıyla güneşe maruz kalmamak gerekiyor. Yine güneşten korunmamak gerekiyor. Lazım. Tabii sıcak suyla banyo yapmayın diyorum ben genellikle. Çünkü evet. Hafif kızarıklık birkaç gün sürebiliyor. Saunaya girmeyin, işte kese yapmayın çok fazla ama birkaç gün sonra her şey serbest. Her sıkıntı şey yok. Serbest. Ne kadar bir süre? Birkaç gün yani sadece. Yani hasta Haziran'da yaptırdı, daha sonrasında işte güneşli bir yere, güneye tatile gidecek. Hiçbir sıkıntı yok. Bir hafta sonra bile gidebilir. Onda hiçbir sıkıntı yok. Genelde biz bronzken sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa okay. Öncesinde yapılmanın hiçbir sıkıntısı yok.
Ama okay. Sanki en güzeli de şimdilerde yaptırıp böyle yaza tabii. Bir hazırlık. Hazırlık çok daha güzel. Tam bu dönem sizin için de idealdir. Herhalde yoğunsunuzdur. Evet. Konya'dan buna rağmen kırmadınız bizi, kalktınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizi bilgilendiriyorsunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Epilasyon seansı sonrası alınması gereken önlemler ya da genel olarak dermatolog olarak izleyicilerimize önereceğiniz önlemler var mıdır? Ben genellikle mutlaka bir nemlendirici ve güneş kremi sürmelerini bütün hastalarıma öneriyorum. Onun haricinde işte uçuk tarzı bir şeyleri varsa mutlaka uçuk ilacı kullanmalarını, kremlerini, antibiyotikli kremlerini sürmelerini öneriyorum. Sürelerine uymalarını, herhangi bir hormonal problemleri varsa ve ilaç kullanmaları gerekiyorlarsa da mutlaka ilaçlarını düzenli kullanmalarını öneriyorum. Evet değerli izleyenler, misafirimiz ta Konya'dan bizler için geldi. Kendisine ipek epilasyonla ilgili sorunuz ve talebiniz varsa 0212 442 80 80 nolu iletişim numaramızdan lütfen bizlere ulaşın. Dilek Hanım, ekran başına yeni geçen izleyicilerimiz için ipek epilasyonu şöyle başından bir tekrar özetleyelim. İpek epilasyon tüm vücut tiplerinde ve 4 mevsim yaz kış demeden yapılabilecek bir lazer tedavisi, lazer epilasyon yöntemi. Kıl köklerini etkilediği için de kalıcı bir yöntem. Bu yüzden de bizim için büyük konforlu bir yöntem. Ağrısız, acısız olması, özellikle soğutma patentli bir sistemi olması, deriyi soğutarak kılı etkilemesi bizim için çok büyük bir konfor oluşturuyor. Hasta gayet güzel, ağrısız, acısız seanslarına gelebiliyor. En önemli kısımlardan bir tanesi bu bence. Erkek hastalarım için özellikle vurguluyorum bunu. Onun haricinde o ipeksi tenden dolayı aslında ipek epilasyon tabiri kullanılıyor. Çünkü hastalarımız o tüyler döküldükten sonra pürüzsüz bir ten kıvamına kavuşuyorlar. O yüzden ipek epilasyon diyoruz. İpek epilasyon cilt dostu bir epilasyon. Cildi koruyor, cilde zarar vermiyor. O yüzden de bu tabiri hak etmiş aslında. Kalıcılığını da soralım son olarak hocam. Özellikle vücut bölgelerinde kalıcılığı çok yüksek. Hatta %90'lara varan, özellikle beyaz tenli ve siyah kıllı kişilerde %90'lara varan ölçüde cevap alıyoruz. Şimdi bazen hastalarımız şey soruyor bize, bu kıllar tamamen bittikten sonra bir daha çıkıyor mu? Bu çok önemli bir soru. Bana da bu soru çok geliyor. Aklıma bu geldi. Şimdi normalde tamamen yok olan kıllar bir daha asla tekrar çıkmıyor ama %3 kadar çok düşük bir oranda kıllar tekrar edebilir. Ne zaman tekrar edebilir? Hasta gençse, hormonal bir sorunu varsa, araya başka problemler giriyorsa, işte over tümörü, yumurtalıklarda herhangi bir kistik, tümöral bir yapılar oluyorsa, kortizon tedavisi kullanıyorsa tekrar tüylenme olabiliyor. Hormon dengesini bozacak metabolik bir olaydan bahsediyoruz. Aynen, tekrar tüylenme olabiliyor ama aynı yerde değil. Bir de biz hani epilasyon sonrası ne zaman kalıcı diyoruz? Tüyler tamamen bittiyse, aradan 6 ay geçtiyse ve hala kıl çıkmıyorsa artık kalıcılığı elde edilmiştir. Ama çok az vellus tipi dediğimiz bizim bebeklerde gördüğümüz ince kıllar çıkabiliyor. Onlar için de çok az sayıda seanslar ve sadece çıkan yerlere atışlar yaptığımızda artık saatler demeyeyim, saniyeler süren seans süreleri de bunu halletmiş oluyoruz. Harika, çok güzel bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler çok aldık. Teşekkür ederiz çok geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Dermatoloji uzmanı Dr. Dilek Peker bizimle birlikteydi. İpek epilasyonu konuştuk. Çok Yaşa devam ediyor.